Bugün sizlere şu konudan bahsediyor olacağım. Arkadaşlarımız yorumlar arasında RX-5 ile ilgili temin konusunu soruyorlar. Yani BİM'lerin stokları sanırım eridi. Bu eridiğini düşünüyorum. Çünkü RKS firması diğer online satış alanlarında stok çok fazla ve satıcılara vermiyor. Kendisi de bu satış alanında çok fazla yok. Geçen gün RKS firmasının merkezini aradım. Bu RX-5 Jeep markalı elektrikli bisikletlerin ellerinde stok olup olmadığını sordum. Ellerinde stok bulunmadığını söyledi. Büyük ihtimalle BİM'lere tedarik ettiler. BİM'lerde de yoğun bir satış olduğundan dolayı şu an için çok az miktarda kaldığını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bu bisikletin güzel olduğunu alan kişiler çok iyi biliyorlar. Yorumları da bu şekilde alıyorum çünkü. Sizlere şöyle bir tavsiyem olacak. Şayet BİM'e, A101'e yine böyle bir kampanyayla karşımıza geleceklerdir. Belki model farklılığı olabilir. Bunu size söyleyeyim. Ancak RX-5 Jeep markalı elektrikli bisiklet gelirse muhakkak alın arkadaşlar. Hani başka marka modeller aklınızda varsa bilemiyorum ama eğer uygun fiyatlı kampanyalı gelirse muhakkak alın. Ben çok memnunum. Her defasında, her videolarımda genellikle bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Zamanımda da birçok videomda da bunu paylaştım. Tekrar paylaşıyorum. Muhakkak unutmayın. Gelirse BİM veya A101 fark etmez. Farklı bir yerde olabilir. Eğer fiyat anlamında çok makulse muhakkak alın. Onun dışında sizlere söyleyebileceğim, RKS Jeep markalı elektrikli bisiklet kullananlar bataryalarla ilgili bu ara dolar endeksli fiyatlara baktığımda inanılmaz derecede bir zam gelmiş. Yani fiyat açıklamıyorum çünkü bu fiyat yarın da değişecektir. Yani bisikletlere yansıyan fiyatlardan da anlayabilirsiniz. Bataryalara da büyük ihtimalle yedek parçalarına da henüz ihtiyacım olmadı ama onlara da çok büyük zamlar gelecektir veya gelmiştir. Ben henüz bir parça kullanımı olmadı çünkü garanti kapsamında şu an kullandığım elektrikli bisiklet. Bu arada hep tepki alıyorum, tek elle bisiklet sürüp bir elinde kamerayla sizlere anlatımlar, sunumlar yapıyorum, bilgiler veriyorum. Arkadaşlarımız yerli olarak tabii ki bunun tehlikeli olduğunu, bu şekilde bilgi aktarımı yapmamamı söylüyorlar ve çok haklılar bu konuda. Bu son videom olacak bu bilgi aktarımında. Bundan sonra göğüs kamerası alıyor olacağım. Bütün videolarım ondan çekmeye başlayacağım sizlere. Yine bu tarz bilgileri veriyor olacağım sizlere. Beni muhakkak takip edin. Aklınızda takılan sorular varsa herhangi bir elektrikli bisikletle ilgili olabilir. Ben bunu tüm videolarımda yine söylüyorum. Sağ olsun birçok arkadaşımız bize destek de veriyor. Bilgiler hakkında, tecrübeleri hakkında. Herkes farklı farklı modeller kullanabiliyor. Yasal süreçlerle ilgili sorular çok fazla geliyor. Hepsini bilgi vermeye çalışıyorum. Hatta benim bilgi veremediğim durumlarda sağ olsun arkadaşlarımız bizlere destek oluyorlar. Benden önce bilgi akışını sağlıyorlar. Çünkü onlar da o tecrübeye sahipler. Bugünkü konumuz BİM A101'den aldığınız elektrikli bisiklet RX-5 ile ilgili ama onun dışında da sizlerle paylaşacağım bilgiler tabii ki olacak bu videoda. Birkaç soruya yönelmek istiyorum bununla ilgili. Arkadaşlar bu ara E06 hatası alıyoruz RX-5 ile ilgili. Bu beyin hatası ama garanti kapsamında bayiler, servisler bunlara destek veriyorlar. Yani bir ekran siparişi söylüyorlar. Ben mesela verdim. Hala bekliyorum tabii. Ama bir, şu an bisikleti kullanmama engel bir durum yok.
bu RX-5 markalı elektrikli bisikletler o kadar stokları aza inmiş ki. 1-2 tane dışında ben göremedim. Bugün için söylüyorum. Belki yeni ilan yükleyenler olabilir. Ancak şunu söyleyeyim sizlere. RKS firması yeni bir stok düzenine daha geçecektir büyük ihtimalle. Çünkü çok yoğun bir ilgi gördü RX-5'ler. Çünkü neden iyi gördü? Bundan da sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben mesela akşamları sürüyorum veya gündüzleri sürüyorum. Motor sikletten daha fazla dikkat ediyor insanlar. Yani bu ne diye bakıyorlar. Bu nasıl bir şey? Motor siklet mi? Elektrikli bisiklet mi? Kimse anlayamıyor açıkçası. Dikkatlice bakıyorlar. Yani çok gösterişli. Anlatamam size. Yani ben 3008 Peugeot'a biniyorum. Hani ben gösteriş meraklısı değilim ama. Yani ona kimse bakmıyor, örnek veriyorum. Ama RX-5'e herkes o kadar çok bakıyor ki. Şu an piyasada yavaş yavaş yayıldığı için. İnsanlar böyle çok görmedi tabii. Çünkü gövde yapısı ve lastik yapısı o kadar büyük ki. Normal bir motosikletlerden çok daha yüksek duruyor. Çok güzel böyle dışarıdan bir görüntüsü var. O yüzden ilgi çekiyor. Size bundan bahsetmek isterim. Yani diğer elektrikli bisikletlere de bakıyorum. Ama çok böyle ilgi çekici durmayanlar var. Tabii ki yüksek fiyatlı olanlara baktığımızda onlar gayet gösterişli ve heybetli duruyor. Çok seri olanlar var. Yani kimisi soruyor, bunu ne kadar aldın, nereden aldın, durdurup soran da var. Trafikte mesela yan yana geliyoruz, araçlardan böyle camdan soruyor. Hocam çok güzelmiş diyor, nereden aldın? Yani böyle çok ilgi çekiyor diyebilirim size. Ben tabii böyle biraz şey yaptım, çanta vesaire, suluk gibi aksesuarlar da taktım. Yakın bir zamanda da aksesuarla ilgili de videolar çekeceğim. Aklınızda olsun. Hani takip etmeniz durumunda yeni arkadaşlar için söylüyorum. Bu aksesuarları nereden temin edebilirsiniz? Hangileri iyi? Hangileri bisikletleriniz için uyumlu? Bunlarla ilgili de bir video hazırlamak istiyorum sizlere. Yani özetlemek gerekirse bugün sizlere bahsettiğim iki konu olmuş oldu. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz Instagram üzerinden. Onu da altını çizmek isterim. BinMA101'i muhakkak takip edin. Akutel'i takip edin. Yeni kampanya olduğunda inanın hiç düşünmeden fiyatını tabii ki de göz önünde bulundurarak hareket edin. Siparişinizi verin. Eğer ihtiyacınız varsa çok fazla düşünmeyin. Düşünmeye fırsatınız olmayacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.